Fakat bir kötü bir periyottan iki tane iyi oynayıp, son iki maçımızı iyi oynayıp yine de son anlarda kaybettiğimiz anlar oldu. Bu maça da iyi hazırlandık fakat ikinci yarı istediğimiz gibi başlayamadık. İnşallah bu arada milli takım arasında daha iyi hazırlanıp ileriki periyoda en iyi şekilde playoff'a girmek için savaşacağız. Ben takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, karşı takımı tebrik ediyorum. Congrats to Osaka. They play good game. We compete basically the first 20 minutes, more or less on our plan. On the third quarter, it's obvious in our offense was very bad choices with many turnovers, and this is the key of the game. At that time, we more or less give up in the third quarter. And right now, we have okay. Congratulations to Osaka. We need to think in the next 2 weeks that we have no games to recover everybody and to start fighting for be ready for next 12 games in the league. Öncelikle Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum. Maçın ilk 20 dakikası mücadele ettik. Daha sonrasında 3. periyotta kötü bir periyot oynadık. Fazla top kayıpları yaptık. Şimdi önümüzde 2 haftalık bir hazırlık dönemi var. Burada iyi hazırlanıp lige iyi başlamak istiyoruz. Kalan 12 maçımızda en çok kazanabildiğimiz kadar kazanmak istiyoruz. In all the hard situations, we need to take always a positive thing. It means be ready to think that we can play like first quarter. We need to focus in this game that we can repeat more minutes, and we need to work hard to find this level. But all the game, not just half of the game. Ben her zaman maçlardan iyi şeyleri çıkarmak isterim. Diğer maçlarda da ilk periyottaki gibi bu ilk periyottaki mücadelemizi bütün periyotlara yayıp bu şekilde oynamak istiyorum. İlk periyotta iyi bir mücadele yapmıştık. Bu kadar. Thank you. General comments, as usual, and then the questions and the answers. Okay. All right. Wait for me to translate. All right. All right. Cool. Give me time. All right. Please. You know, obviously, you know, our team came out and played a good game. I think the biggest key was just sticking with our game plan defensively. We came out, you know, we played hard from the beginning. They made some tough shots, I felt like, in the first half. And I think just our defense kind of wore on those guys. And I think that was the difference in the game. Maçın anahtarı bizim savunmadaki bağlılığımız ve birbirimize uyumlu oynamamızdı. Rakibimizi zor şutlara zorladık ve bu bütün maç boyunca devam etti. Bu da galibiyetin anahtarıydı bizim için. Sorusu olan varsa. JJ, one of the two difficult teams will be your opponent. What would you say? Obviously, Fenerbahce and Efes are, you know, tough teams, like you said. We have experience with playing both teams. I think we have to do kind of what we did today, and that's just making it hard on them on the, you know, offensive end with our defense, and you know, just, you know, making each possession important to us. Arkadaşımız bundan sonraki Fenerbahçe ya da Efes Pilsen karşılaşmamızı sordu. İki takımda da bundan öncesinde zaten karşılaşmıştık. Eğer bugünkü gibi oynarsak hem hücumda hem de savunmada sertliğimizi koruyabilirsek onlarla da başa çıkabileceğimizi düşünüyorum. Başka bir soru yoksa? Evet. Thanks.
You ready? Yeah. All right. Sorry. İyi akşamlar. You know, as I said yesterday in the press conference, Cup games have a very particular kind of dynamic. Dün basın toplantısında söylediğim gibi bu tip maçların çok farklı dinamikleri vardır. And as well as you prepare, you know, always it seems that something unexpected or some things that are not so expected to happen. Bu tip maçlara ne kadar fazla hazırlanırsanız hazırlanın, maç esnasında beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsiniz. Honestly, overall in the first half I thought we played well. They made some tough shots, you know, and they were very much in the game. Esasında ilk yarıda da gayet iyi oynadık. Ancak onlar çok zor şutları sokmayı başarabilip maça tutunabilmeyi bildiler. Second half we continued to play the good defense that we did in the first half, but perhaps we wore them down a little bit physically, and those shots that they made in the first half were not going in, and that allowed us to break the game open. İkinci yarıda ilk yarıdaki savunmamıza devam ettik ve rakibimizin bize birazcık daha yorulmasını sağladık. İlk yarıda sokmuş oldukları zor şutları ikinci yarıda sokamamaya başlayınca fark bizim lehimize açılmaya başladı. Now we'll sit down and watch the 8 o'clock game and see what Saturday is going to bring. Şimdi rahatça oturup bizden sonraki Fenerbahçe Efes maçını seyredeceğiz ve cumartesi günkü rakibimizi bekleyeceğiz. I think that all of you will see, and I have also said this many times, you will see quality basketball and quality teams in this Turkish Cup, because that's what this league is really about. Dün basın toplantısında yine söylediğim gibi bu turnuvada, bu kupada çok kaliteli maçlar seyredeceksiniz. Bu maç öyle oldu, bundan sonraki maçlar da öyle olacak. And that's great. I wish obviously today there were more people, but funny time for a game, and you know, on Wednesday, fighting Istanbul traffic at 4 o'clock is not easy. So, hopefully tonight we'll see a great crowd, and for the rest of the tournament, because you know there are great teams out here, great players, great coaches, and it's something to see. Esasında bu maça da belli bir taraftar bekliyorduk ama komik bir saatte oynandığından dolayı bu şekilde oldu. Bundan sonraki maçta çok daha fazla taraftar olacağını bekliyorum. Turnuva genelinde de böyle olacaktır. Sorusu olan varsa eğer. Evet. Take your time. No problem. Coach, this was an elimination game, and your team played very well. How happy you are after your team's performance today? Well, I've been lucky to be in a lot of cup competitions, and I love this tournament. I love this setup. You know, the 1-8 setup, the 8 top teams from the first round. And I love the opportunity to compete with my team in this environment, because that means they've worked very hard to make it here and given themselves a chance to do something memorable, something special. And I actually love to watch the games, not only our game. It's, you know, it's just a lot of fun because you see so much good basketball and so many good players and coaches together at the same time. It's wonderful. Ben bu tip kupaları, bu formatta düzenlenen turnuvaları, yani tek maç usulü, eleme usulü olan turnuvaları çok severim. Hem içinde bulunduğum zaman, coaching ederken de dışarıdan seyirci olarak da çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde devam ettiğimiz takdirde kazanmaya devam edeceğiz ve bu format gerçekten kupa için çok uygun bir format bana göre. Coach, only 2 games far away to trophy, 1 game finished, and 2 difficult teams, Fener and Efes. Mm-hmm. If you play defensively like that, are you sure to winning the trophy? Well, thank you.
Listen, we have tried to build an identity for this team this year. And for the most part, and not absolutely every game, but for the most part, we've been a very good defensive team. And for us to beat top-level teams, we have to defend at a high level to give ourselves a chance to win. Can we do that on Saturday? We're going to find out, that's for sure, because either team that plays today, you know, that wins today is a high-level team, and we're going to have to be at our very best from a defensive standpoint. I think everybody can see how hard our team plays and how committed our guys are to doing and being the best that they can be. And, you know, that takes you a long way. It doesn't necessarily take you all the way because there's other things, but it takes you a long way. Bu yılın başlangıcında takım olarak bir kimlik oluşturmaya çalıştık. Her maç olmasa da savunmada bu maça kadar birçok maçta çok çok iyiydik. Üst seviye bir takım olabilmek için defansif olarak çok sert olabilirsiniz. Bugün bizim rakiplerimizin arasında oynanacak maç da çok kaliteli bir maç olacaktır ve buradan çıkacak olan takım da çok kaliteli. Herkes benim takımımın ne kadar adanmış ve ne kadar konsantre bir şekilde sahada mücadele ettiğinin farkında. Savunmayı pazar gününde, cumartesi günde hiçbir zaman düşürmeyi düşünmüyoruz. Coach, as you said that cup games has different dynamics rather than the league games. Mm-hmm. And I want to ask a question about sure. this. Your team has more athletic ability rather than other teams in the cup. And what do you think about that? Is that an advantage or disadvantage in the short term period tournament? What do you think about that? You know, first of all, you're right. We are an athletic team. I'm not sure we're the most athletic team, but we certainly are an athletic team. But I think athleticism without brains is not worth too much, you know. So when you play, you know, against teams that have the same kind of athleticism, then, you know, you better show right mentality, you better show right basketball IQ, you better show a winning spirit and an effort level that goes beyond your opponent, because athleticism will only take you so far. It won't turn the corner for you, you know. Atletik bir takım olduğumuz kesin, ancak en atletik takım biz miyiz onu bilemiyorum. Ancak atletizmin yanına doğru aklı ve basketbol IQ'sunu koymadığınız sürece onun tek başına bir anlamı olmaz. Benim takımımın adanmışlığını ve kazanma ruhunu sahada görmediğimiz sürece tek başına atletizm hiçbir işe yaramaz. And if I could, I'll add one more thing, you know. Today, if you watched, of course you watched the game, I thought we moved the ball beautifully. The ball was moving. We couldn't make a damn shot. Farklı bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bugün gerçekten topu çok iyi çevirdik. Paslaşmamız ve paylaşımımız çok üst düzeydi. So you can be athletic and you can be smart. And in the end, if you don't put the ball in the basket, what good does it do you? You know what I mean? Maybe you can win some games, but when you play against higher level teams that are also defensive minded, physical, big, athletic, you better make some shots. You know, some outside shots I'm talking about. Ne kadar atletik olursanız olun, ne kadar akıllı oynarsanız oynayın, boş şutları sokmadığınız takdirde hiçbir şansınız kalmaz. Boş şutlar derken de dışarıdan atılmış şutlardan bahsediyorum şu anda. So it's really a lot of things. Gerçekten birçok şeyin bir araya gelmesinden bahsediyorum. Var mı başka soru? Anybody else? Thank you. Çok teşekkür ederim.